Cümleten selamlar arkadaşlar. Bol güneşli, kavurucu bir sıcaklı günden herkese merhaba. Bugün tırtıkalelere, arpalara yaprak gübresi uygulaması yapıyoruz. Şimdi tarlalarımızın ot ilacını yaptık. Bundan bir hafta önce falan. Ot ilacı... Arkadaşlar video daha demin de başladık. Lakin çekmiyormuşuz. Yani başladık, bir anda kamera durmuş. Çekmemeye başlamış. Bir 25 saniye falan çekmiş. Tarlayı boşuna dolandık ve kameraya çekemedik. Özellikle gerçekten çekmek istediğim bir tarlaydı. Söyledim ama çekilmemiş. Oraya 0 sertifikalı tırtıkale tohum ekmiştik. Vardem diye ismi. Onun gelişatını falan sizlere gerçekten göstermek istiyordum. Lakin olmadı. Şimdi tarlamıza sıvı yaprak gübresi atıyoruz. İki uygulamalı yaptık biz bunu. İlk uygulamasını normal ot ilacı ile beraber uyguladık. Şimdikini ise sapa kalkma döneminde uyguluyoruz. İki uygulamalı şekilde yapıyoruz. İçerisinde azot vesaire, işte bor, çinko, ne ararsanız hepsi var. 600 litreydi işte, bir tarla attım. Daha deminki tarlaya attım. Yarısında 25 saniyesini çekmiş, ondan sonra çekmemiş. Şimdi bir daha bakalım da yine çekmeme gibi durum yapıyor mu, yok. İyi çekiyor. Şimdi bu tarlaya atacağız. İçerisinde ne kadar su kalmış? 210-220 litre falan herhalde. 250'yi de gelmemiş. 200'de de değil. 480. Bakalım, hadi inşallah bu sefer gibi sıkıntı olmaz. Şu anki bulunduğumuz yer arpa tarlası. Daha demin de tırtıkaleye atmıştık. Bu da sertifikalı. Sıfır bir tohum. Bunu bu sene ilk defa deniyoruz. Sözleşmeli ekim yaptık bunu da biz. Bir alık arpa arkadaşlar. Tuborg'a üretiyoruz biz bunları. Bakalım, inşallah şu anlık gelişatı falan güzel. Fazla bunu uzun beklemeyin. Kısalıyormuş. Epey bir kısalıyormuş yani. Biçer nasıl biçecek bakalım, inşallah uzar yani. Şu an neredeyse çoğu şuralar, şurada bizim mesela, şura kelle açmış. Burada daha açmamış. Açan yerler de var. İnşallah biçer biçebilir. Neyse, başlayalım. Arkadaşlar toplamda işte birinci uygulama, ikinci uygulama şekildeki bu yaprak gübrelerine ortalama 20.000 TL civarında bir bütçesi var bunun. Biraz değil mi yani, bayağı bir pahalı oldu. Lakin inşallah bakalım sonucunu alırız. Sonucunu alırsak mutlu oluruz yani. Çünkü epey bir yani emek veriyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sonucunu almayınca kötü oluyor. Ha, ilk uygulamayı ot ilacıyla yaptım dedim. Ondan sonra bir gelişme oldu. Bunda da umarım olur. Tarlada sarartılar vardı. Pas hastalığı gelmişti. Ot ilacından sonra pas ilacı uygulamasını gerçekleştirdik. Şu an düzelmiş. (gülüyor) 480'e dün 30 litre bir mazot koydum. 225 dönümü ilaçladı. İşte şimdi bir de bugün biraz ilaçladık. Toplam kaç dönüm yaptık bilmiyorum da. Neredeyse yani hiç yapmıyor ya. Bu böyle işlerde gerçekten hoşuma gidiyor. Bu tarlanın ortasında şuralarda hep ağaç var. Gerçekten sıkıntı bir durum.
Şimdi şuradan gidecektim. Lakin orada sıkıntı. Yine şuradan gidelim. Geçer mi? Geçer. İyi oldu. Holder sallanmaya başladı. Demek ki suyumuz bitiyor. Bu tarlayı umarım bitirir. Vurdukça üzerimiz ilaç geliyor ya. Bitirmeyecek gibi. Suyu 100 litre falan kalmış su galiba. Ya videonun çekilmemesine gerçekten çok üzüldüm ya. O tarla yani sıfır tırtıka lekili tarlalar, o Vardem diye adlandırdığınız o cins tohum çok güzel, hoşuma gitti. O tarlada özellikle videoya başladım. İlk videonun ilk başında gözüküyordur, oradan bakın artık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tohum yani. Bitecek belli. Evet, bitecek. Maalesef ki ilacımız burada bitti. Şimdi gideceğiz. İlacı tekrardan dolduracağız. Buradan başlayacağız. Şimdi bu ilacın yetebileceği bir tarla olmadığı için mecburen bir yere girmek zorundaydık. Buraya girdik. Holderimiz o 20 döneme göre ayarlı olduğu için şu an öyle ayarladık biz. 20 dönümde bitiyor. Biraz geçiyor hatta 20'yi. Buralarda toplam 20'den fazla olduğu için maalesef ki ilacımız yetmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar, artık yapacak bir şey yok. Bugünlük bakalım kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Bugünlük bu kadar. Yani o tarlada gerçekten çok güzel bir görüntü vardı. Görüntü elde etmek istemiştim. Hiç iyi olmadı. Yapacak bir şey yok artık. Hardallar sararmaya başlamış. Yani bu demek oluyor ki ilaçlar işlevini görüyor artık. Sarartılar
Kök tiplerinde var, yapraklarda yok. Önceden yapraklarda da vardı. Köklerdekinin asıl sebebi de şey ya. Bu fazla ani hava değişimleri var arkadaşlar. Mesela bakın şu bu pas mesela. Tabi bu asıl ana köklerdeki biraz soğuğun da etkisi var. Ani hava değişimleri bir hafta öncesinden falan ani hava değişimleri fazla oluyordu. İşte sabahleyin mesela 15-20 derece. Gece oluyor. -1-2 oluyor mesela. Bu da tabii ki haliyle bitkiyi strese sokuyor. Ondan dolayı böyle işte hastalıklar falan arpalarda meydana geliyor. Burasını sanki biraz diğer tarlalara göre seyrek mi ekmişiz acaba? Şuralarda bir problem var. Mimzer buralara ekmemiş. Neden acaba? Bu gözlerde bir problem varmış arkadaşlar. Bir tıkanma olmuş galiba. Buralar ekilmemiş. Mesela bir tanesi açmış. Şöyle kellesini çıkartıyor maşallah. Bakalım bu inşallah daha da büyür bunlar. Şimdi köye gideceğiz. Normalde yakınımızda da çeşme var. Lakin işte ilaçlar vesaire biraz kalabalık olduğundan dolayı yanımızda getiremiyoruz. Mecburen köye gidip tekrardan doldurup getirmemiz lazım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.